Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Mangal sezonu yaklaşırken mangalda tavuk kanat nasıl yapılır? Tavuk kanat nasıl soslanır? Tüm detayları, tüm püf noktaları bu videoda veriyorum. Kanatçıların yaptığı o nefis kanatların sırrını paylaşıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım tarifimizin detaylarına geçelim. 1 kilo tavuk kanat aldım. Öncelikle tavuk kanatın istenmeyen tüylerini ocakta yakıyorum, ütülüyorum. Ütüleme işlemi önemli arkadaşlar. Ütüleme işlemi bittikten sonra sizlere hayatınız boyunca lazım olacak muhteşem bir sos tarifi vereceğim. Bu sos tarifini muhakkak kaydedin, unutmayın. Tüm tavuk ızgaralarda mangal yaparken bu sosu kullanabilirsiniz. Denediğim en lezzetli sos tarifi arkadaşlar. Hemen detaylara geçiyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Aynen dediğim gibi yapın. Bu sos harika muhteşem olacak. 5 diş sarımsak rendeledim. İçine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Efsane bir sos tarifi veriyorum. Muhakkak yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif. Bir yemek kaşığı ketçap, acılı ketçap kullandım. Bir tatlı kaşığı tuz. Damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı isot. Isot da değerli dostlar bu işin sırrı isotta. Isot muhteşem lezzet veriyor. Bir çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı köri. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı pul biber. Birkaç damla limonu da sıktıktan sonra muhteşem sosumuz hazır. Şöyle kaşıkla karıştıralım. Evet, sosumuzun son hali. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz muhteşem kokular geliyor. Tavuk kanatlarını da sosa eklemeden önce her iki tarafından da ikişer tane kesikler oluşturun. Sos bu kesiklerden içeri girsin. Lezzetine lezzet katsın arkadaşlar. Bu püf noktayı da Ramazan ustanız sizlere verdi. Bütün tavuklarıma kesikler attıktan sonra sosumun içine alıyorum. Arkadaşlar şöyle sosumuzu karıştıralım. Tavuk kanatlarımızın her tarafına gelsin. İster kaşıkla, ister elinizle karıştırın. Bu sos inanılmaz lezzet veriyor bu tavuklara. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin. Yediğiniz vakit ne demek istediğimi o zaman anlarsınız. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Değerli dostlarım, vaktiniz varsa dolapta 2 saat bekletin. Ben genelde geceden sosluyorum, sabaha kadar bekletiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor tavuk kanatları arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizler için 2 saat dolapta beklettiğim tavuk kanatlarımı aldım. Üzerindeki streç filmi açıyorum. Arkadaşlar ben evimde fırında yapmak istiyorum. Mangal tadında harika bir tavuk kanat yiyoruz. Tepsimi aldım. Altına pişirme kağıdını serdim. Tavuklarımı ekliyorum. Buradaki püf nokta tavuklar birbirine değmeyecek. Aralarında boşluk olacak. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi de görmüş oluruz. Önceden fırınımı ısıtmıştım. Şimdi fırına gönderiyorum. 220 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzeri açık şekilde pişirelim.
Muhteşem bir sonuç çıkacak. 30 dakika geçti. Tavuklarımı fırından aldım. Görüyor musunuz? Nasıl kızarmış? Nar gibi olmamış mı? Değerli dostlar, şöyle bir tabakta da sizlere göstermek istiyorum. Dışı harika kızarmış, içi sulu sulu muhteşem bir tavuk ızgara tarifi verdim. Arkadaşlar, etine dokunduğunuzda inanın kemik elinizde kalıyor. O derece güzel pişmiş. Sizlere Ramazan Usta bugün evinizde ya da mangalda tavuk kanat nasıl hazırlanır, nasıl soslanır, tüm detayları, tüm püf noktaları vermeye çalıştım. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu haftada bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.